basına ve kamuoyuna. 30 yıldır soruyoruz. Kenan Bilgin nerede? Türkiye'de yüzlerce insan bir devlet politikasının sonucu olarak gözaltında kaybedildi. Kayıpların aileleri de iktidarlar değişse de değişmeyen inkar ve cezasızlık uygulamaları ile baş başa bırakıldı. 1015. haftamızda AİHM'in oy birliğiyle mahkumiyet kararı vermiş olmasına rağmen iç hukukta hiçbir sonuç alınamayan Kenan Bilgin dosyası ile bir kez daha kamuoyu karşısındayız. 35 yaşındaki Kenan Bilgin 12 Eylül 1994 tarihinde Ankara Dikmen'deki bir otobüs durağından gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Ailesi, avukatları ve İnsan Hakları Derneği Kenan Bilgin'e ulaşmak için girişimlerde bulundu. Ancak Ankara Emniyeti onun gözaltına alındığını inkar etti. Bunun üzerine 11 tanık Kenan Bilgin'i şubede işkencede gördüklerini kamuoyuna açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran Bilgin ailesi Kenan'ın bulunmasını istedi. Kenan'ı bulmak, faillere ulaşmak için girişimlerde bulunan Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Selahattin Kemaloğlu'nun görevini yapması engellendi ve Ankara'dan sürüldü. Soruşturmayı devralan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özden Tönük, ailenin ve tanıkların başvuruları ile ilgili gerekli girişimlerde bulunmadı. Tanık ÖA ve M'ye Kenan Bilgin'i hücreden alıp götüren polisleri teşhis edebileceklerini söylemelerine rağmen bu konuda hiçbir şey yapmadı. Sonrasında terfi ederek Yargıtay üyesi oldu. Aynı zamanda savcı, tanıkların polisi ve devleti küçük düşürmeye yönelik gerçek dışı beyanlarda bulunduğunu içeren 3 sayfalık bir rapor yazarak dosyayı kapattı. Raporun gerçeği yansıtmadığı AİHM kayıtlarına geçtikten sonra da terfi etti. İç hukukta sonuç alınamayınca aile AİHM'e başvurdu. AİHM yargıçları Ankara'ya gelerek araştırma ve incelemelerde bulundu. Tanıkları, savcıları, polis yetkililerini dinledi. Kenan Bilgin'in tutulduğu gözaltı merkezine giderek tanık beyanlarının mekansal uyumunu kontrol etti. Mahkeme, Kenan Bilgin'in 12 Eylül 1994 tarihinde güvenlik güçlerince gözaltına alındığını, kendisinin 3 Ekim 1994 tarihine kadar güvenlik güçlerinin elinde bulunduğunu, ancak bu konuda hiçbir kaydın tutulmadığını tespit ederek Türkiye'yi oy birliğiyle mahkum etti. AİHM, Bilgin ailesinin iddialarının hiçbir şüpheye yer bırakmayacak kadar açık olduğunu belirtmesine rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kenan Bilgin'in Ankara Emniyetine bağlı nezarethanelerden birine alındığına dair hiçbir veriye ulaşılamamıştır dedi ve dosyada zaman aşımı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. Karara yapılan itirazlar da reddedildi. Kısacası iç hukukta mevcut tüm hukuki yollar kullanıldığı halde hiçbir sonuç alınamadı. Oysa Türkiye hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke olarak hem de anayasanın 90. maddesi gereği AİHM kararlarını tam olarak yerine getirmekle yükümlüdür. Yargı makamları AİHM kararlarını dikkate almak zorundadır. 1015. haftamızda Kenan Bilgin'in akıbetinin açığa çıkarılması ve işlenen bu insanlığa karşı suçun bilinen şüphelileri hakkında etkin soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi talebimizi yineliyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Kenan Bilgin için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi Anneleri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Dikkat ederseniz bu hikayeler hepsi birbirine benziyor. Hepsi aynı kalemde çıkmış, aynı talimatlarla hukuk bulmuş olaylardır.
Yani ben şunu tekrar anlatmak istemiyorum. Kenan'ın hikayesi anlatıldı. Geçen hafta anlatılan kaybın hikayesi de Kenan'ın hikayesi gibi aynısı. Haftaya da anlatılacak hikaye de Kenan'ın aynısı. Şunu söylüyoruz. Bunlar kendini bilmez. İnsanlar tarafından gözaltına alınıp kaybedilen olaylar değildir. Bunlar devletin bir politikası olarak hayat bulmuş. Devletin en başındakiler bunu örgütleyip işkence hevesli polislere bu talimatları verilmiş. İşkence yapan bu polisler de bu insanları ortada kaldırmışlardır. Biz şunu söylüyoruz. Ne yaparsanız yapın. Bu insanlar bizim gururumuz, bizim onurumuz, bizim şerefimizdir. Biz bunlarla gurur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Bunların düşündüklerini düşünüyoruz. Yapmak istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Siz ise şu arkadaki bariyerlerde utanın. Bunların neye geldiğini, neye hizmet ettiğini halk bunu görsün ve halk buna karar versin. Bu utancı ortada kaldırın. Bu bariyerleri kaldırın. Bu sizin için bir utançtır ama bu insanlarımızın yaptıkları bizim gururumuzdur. Biz bu ülkede adalet arıyoruz. Ne hangi adaleti arıyoruz? Adalet yok ki arayalım. Samanlıkta iğne arar gibi biz bu ülkede adalet arıyoruz. Ama ne yazık ki olmayan bir adalet arıyoruz. Dosyalarımız net. Dosyalarımız açık. Dosyalarımıza her türlü ibare var. Buna rağmen bu ülkenin adaleti, savcısı bunları davaya çevirmemiştir. Bunları kapatmaya çalışmıştır. Aslında bu insanlarımızın davaları, dosyaları ne zaman kapatıldı biliyor musunuz? Gözaltına alınıp işkencede öldürüldükleri gün kapatıldı. Bunlar planlıydı, bunlar tertipliydi, bunlar amaçlıydı. Onun için biz bugün adalet arıyoruz diyoruz ama benim hiçbir inancım yok. Dediğim gibi samanlıkta iğne arar gibi adalet arıyoruz bu ülkede. Ama biz sonuna kadar bu insanlarımızın arkasındayız. Bu insanlarımızın katillerin ortaya çıkarılıp yargılanacağı bir adalet hevesiyle buradayız. Biz bunu yapmaya devam ediyoruz. Bu insanlarımızın yakınları burada otururken kaybedildi. Anneler burada öldü. Anneler buraya gelirken yolda kalp krizleri geçirdi. Kenan Bilgin'in annesi de bu dertle gitti. Bu derdi çeke çeke gitti. Ama şunu kabul etmedi. Ben Kenan Bilgin'i kaybedilmemiştir diyor. Ben Kenan Bilgin'in geleceğine eminim diyor. Bu şekliyle, bu sözleriyle bu dünyada gözlerini kapadı. Ama biz şunu tekrarlıyoruz. Biz bunlarla onur diyoruz, gurur diyoruz, bunlarla şeref diyoruz. Ama onlar her gün bu utancı yaşasınlar, bu demirlerin arkasındaki bu utancı yaşasınlar. Biz burada oturduğumuz zaman ve burayı terk ettiğimizde buraya güvercinler otururdu. Güvercinler kurardı. Aç o güvercinler de gelmiyor buraya. Onlara da yasak burası. Ama bunların utancı yok. Bunların amacı buydu. Bunlar bunu gerçekleştirdi. Bilideki kayıplar için, Türkiye'deki kayıplar için atıyorum. Kenan Bilgin için, Tincan anne için, tüm kayıplar için.